aklında soru, yalan mı bu? Gevele gevele boşa konur, şanları dinleme, doğruyu bul. Araya araya doğruyu bulmuldun. Uz adamın bak adı bunun, yalan dolan değil sana haber. Tarafı yok bunun sana haber, sağı solu yok sonu biz izleyelim. Cep telefonlarına kültür vergisi geldi. Ne düşünüyorsunuz? Her şey vergi, her şey vergi. Yani çok kötü bir şey. Yani güzel bir şey değil. İhmal edildiği zaman %5. Ya bu da olsun. Her şey var zaten. Bizim Türkiye'de ne yok ya? Her şey vergi. Dünyanın en çok vergisini Türkiye ödüyor. Ya bu da olsun. Anne, aldığımız nefeste yakında vergi vereceğiz yani. Ha bu nedir ya? Ya gerçekten kıt kanaat geçiniyoruz ya. Her şey vergi, 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 vergi. Buramız artık burada değil. Buramıza kadar dolduk ya. Her şey vergi olur mu arkadaş? Ona vergi, buna vergi, içtiğimiz suya vergi, yürüdüğümüz. Şimdi tatile gideceğiz. Tatile de vergi. Yaşamayalım biz. Biz zaten Türk vatandaşı değiliz yani. Yaşamayalım, direkt ölelim yani. Yakında aldığımız nefes karşılığında saatte bir şey alacaklar, vergi. Bir saatte bir şu kadar vergi ödeyeceksiniz. Ya yeter ya, yeter, gerçekten yeter. Bak ben üniversite mezunuyum, estetisyenim ve iş bulamıyorum. Yeter, ekonomi nesi iyi ya? Gidin bakayım sor şuna, kim geçiniyor ya? Ekonomi nesi? Her şey bitmiş. Sağlık bitmiş, eğitim bitmiş. Her şey bitmiş, her şeyde dipteyiz. Kıt kanaat geçiniyoruz ya. Emekli desen öyle. Emekli olsan bir dert, olmasan bir dert. Ya bu nedir ya Allah aşkına ya? Ya tamam ya, gerçekten artık şuramıza geldi ya. Boğulduk, boğulduk. Gerçekten boğulduk. Yeter. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Vallahi cep telefonuna geleni ben kapatıyorum. Neden? Mesaj gelir. Şu gelir, bu gelir ama kapatıyorum. Çünkü ben eski adamım. Yalan mı? Kapatmak zorundayım. Peki, çok teşekkür ederim. Dışarıdan mı ithal edildi zaten? Resmi faturası olduktan sonra mesela. Bakanlığına %100 tabii. Vergi verildi. Tabii dışarıda geldiği zaman vergisi verilecek bunun. Yani bu normal bir şey. Vergi verilmeden de bu vatan yönetilmez. Yani zaten ülkemizde yeterince her sektörde zam yapıyorlar. Bunun gelmesi bence hoş bir şey değil yani. Fikirlerim bu konuda. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Ya şaşırmadım çünkü her şey vergi verildiği için zaten. Devlet bize bir şey vermiyor, biz hep devlete veriyoruz. Zaten biz vergi vermiyor muyuz her şeye? Yani. Gelsin diyorsun. Hayır gelsin demiyorum ama zaten şaşırmadım. Sürekli veriyoruz, sürekli veriyoruz. Bize bir şey verilmiyor, biz devlete veriyoruz hep. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ya herkes cebini doldurma derdinde. Herkes bütçesini düşünüyor. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Minareyi çalan kılıfını hazırlıyor her zamanki gibi. Onlar bulmuşlardır bir çözüm diyorum. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Alınsın ya. Alınsın. Hani nasıl? Devletimiz için alınsın yani ha. Deprem olur şey olur, devlet aniden yardım ediyor yani. Her türlü konuda yardım ediyor. Bence mantıklı bir şey. Helal olsun. Az bile. Biz yani ülkenin ayakta durması için bu vergiler şart zaten. Yani telefonlarda da %1 birleşi fazla değil. Bence de alınmalı. Tabii ki. Katılıyorum arkadaşlar. Ya abi bence gereksiz bir vergi. Zaten hani KDV falan, ÖTV, hani arabalara da ÖTV falan ödüyorlar. Yani üstüne bir de böyle bir vergi yani bence saçma. %1 bile olsa bence gereksiz yani. Sonuçta hani telefonu da sık sık değiştiriyoruz artık. Eskisi gibi değil. Bir kere aldıktan sonra 2-3 sene gitmiyor artık. Bir sene falan alıyor, sonra yenileri çıkıyor. Ha bir de değiştirdiğimiz bir şey yani böyle bir bu şekilde vergi olması bence saçma. Gelsin bir şey olmaz. Sorun değil. Diğer taraflardan geliyor. Daha çok Avrupa'da çok vergi var. Bunun bir sorunu yok ki. Devletin bileceği iş. Demek ki bir bildikleri var. Detaylı bilmiyoruz hani. Bu sorunun hani sormanın amacı ne? Sizi niye bu kadar ilgilendiriyor? Ne düşünüyorsunuz? İşte diyorum ya bu konuda ben bilgim pek yok. Ya zaten biz yeterince vergi veriyoruz yani şu an aldığımız telefonlar hani dışarıda yarıdan az fiyatına. Hani bence yeterince fazla vergi ver yani çünkü bakarsanız şu an en düşük bir telefon yani iyi bir kullanımlı bir akıllı cihaz şu an 2500 en düşüğü 2500 liradan başlıyor. Bu vergi de gelirse abi hani şu an bir asgari ücreti bir insan hiçbir şey alamaz yani telefon alamaz, yeni bir telefon, akıllı telefon alamaz. Bence kötü olmuş abi. Zaten biz yeterince bu ülkeye vergi veriyoruz yani onu da bir ülkeye katacağı bir şey belki yokturdu. Hani insana full zarar yani. Zaten şu an ülkenin halini görüyorsun yani biraz geçim sıkıntısı var ülkede. Hani bence kötü olur bu şey ya.
Şöyle bir durum var, hani %1'lik bir artış değil mi? Yani bilmiyorum hani neden, hani gerekçeleri ne bilmiyorum, hani dışarıdan mal geliyor. Ya Avrupa'dan geldiği için kültürümüzü mü değiştirecek, hani öyle bir vergi mi bilmiyorum. Neden konulduğu bence çok anlamsız. Hani zaten yeterince vergi veriyoruz. Hani bir tane de telefon alıyorsak bir tane de devletin kasasına koyuyoruz. Hani genelde her şey böyle, arabada olsun, telefonda, elektronik cihaz, her neyse. Ya daha koymanın bir manası yok bence. Hani bence gereksiz bir vergi olmuş. Ya ben açıkçası öğrenciyim. Hani zaten yaşamak çok zor Türkiye'de artık maalesef, hani bunu söylüyorum çünkü her şeyden vergi alınıyor ve umarım vergilerimiz de gerçekten doğru yerlere doğru şekilde gidiyordur. Evet, yani ben şaşırmadım. Dediği gibi her şeyden vergi alındığı için, bir de üst üste zamlar sürekli gündemde olduğu için şaşırmadım yani. Normal. Yani. Çok hoş değil ama teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hiç duymadım. Duymadım yani. Ama alınır herhalde ya. Çünkü bir arada şey demişlerdi, YouTube mu paralı? Bir şeyler paralı demişti ama gene hiçbir şey olmadı. Yani bence pek olacağını sanmıyorum. Türkiye'de telefon üretim bence yani satışa bile çıkmıyor. Ay şu sıralar Oppo falan çok kullanılıyor, satılıyor. O da dış markalar zaten. Ben bilmiyorum. Ülkenin olacak hiçbir fikrim yok. Ama her ne olursa olsun arkasındayız. Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın. Bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Kolay gelsin. Alsınlar. Kültür vergisi. Ülkece batıyoruz zaten. Alsınlar. Diyorum. Bir vergisi gelecekmiş. Aynen %1. Gelmiş. Şu an geldi. Ne yapmaya çalışıyorlar gerçekten bilmiyorum. Ama vallahi şu anda hiç onu düşünecek halde değilim. Öncelik sağlık diye düşünüyorum. Önce şu virüsten kurtulalım. Ondan sonra ne geliyorsa gelsin. Aklında soru, yalan mı bu? Gevele gevele boşa konur. Şanları dinleme, doğruyu bul. Araya araya doğruyu bul. Adamın bak adı bunun. Yalan dolan değil sana haber. Tara